ISD, Rusların seviye 10 ağır muharebe tankı. World of Tanks'a yıllar da yıllarda geçse, oyun metası değişse de her zaman popüler kalmış bir tank. Oyuna yeni başladıysanız ilk gitmeniz gereken teknoloji ağacı ve ilk açmanız gereken seviye 10 tank olduğu kesin. Eğimli zırhı, hızı ve neredeyse açık vermeyen zırh profili yeni başlayanlar için önemli bir avantaj. Ön zırhının mızrak uçlu olması ve taret zırhının basık ve oval yapısı sebebiyle IS-7 alt zırhını kapadığında geçilmez bir kaleye dönüşüyor. Bu tankı tek savunmada değil saldırı esnasında da çok efektif bir şekilde kullanmanızı sağlıyor. 1200 beygirlik motoru is 60 km gibi bir ağır tank için muazzam hızlara ulaştırırken yüksek alfa hasarı ve iyi gelişe sahip topu ile düşman araçları garaja yollamak çok zor olmayacak. Ayrıca Hızlı ve 68 tonluk ağır cüssesiyle rakiplerinizi ramlayarak da garaja gönderebilirsiniz. Kısa ve hızlı bir giriş. Aslında bu girişte söylemem gereken şeyi anlattım. Anlatmamız gereken şeyi birçoğunu söyledik hızlı bir şekilde, seri bir şekilde. Fakat şimdi biraz da detayına bakacağız biz IS-7. IS-7 özellikle yeni başlayanlara tavsiye ettiğimiz bir tank. Seviye 10 Rus ağır muharebe tankı. Sovyet tankı. Kendi hattını öncelikle ben kısaca anlatayım. ISD'ye giderken gerçekten iyi tanklarla oynuyorsunuz. KV-1 güzel bir tank. KV-1S güzel bir tank. IS güzel bir tank. IS-3 hala efsane bir tank. Ve Obje 257 seviye 9'un en iyi tanklarından biri. Bunu da incelediğim bir video vardı diye hatırlıyorum ben. Varsa onu da alta linke koyarım. Ardından da ISD'yi açıyorsunuz. Peki ISCD yeni başlayan biri niye almalı ya da yeni başlamadıysanız uzun zamandır da oynuyorsanız ISCD niye almalısınız? ISCD'yi şöyle garajda incelediğimizde genel olarak baktığımızda gövde yapısı, mızrak ucu yapısı, oval ve basık bir taret zırhı, açık vermeyen bir komutan kapağı ve side sıkı yapabilecek bir yan kanatlarla birlikte aynı zamanda şuradaki açıyı gördüğünüzde birçok mermiyi dik alsanız bile yani şu açıdan alsanız bile buradan sektirebileceğiniz anlamına geliyor. Bu anlamda AISD sadece zırhıyla değil, aynı zamanda hızıyla da öne çıkan bir tank. Hareket kabiliyetine geldiğinizde AISD 68 km hıza çıkabiliyor turbo şarj ile birlikte. Siz buna mavi olanı takarsanız şimdi zaten tankciden de bakacağız muazzam değerleri çıkabiliyor tank ve bu da bir ağır tank bile olsa ani kanat değiştirmenize olaylara müdahale etmenize yeri geldiğinde evet yanlış anlamayın ama kaçmanıza bile olanak sağlıyor atış gücüne geldiğimizde ay ki 490 vuran bir topu var bu çok önemli bir şey 490 hasar önemli bir hasardır seviye 10'da siz bunu %25 arayıncı ile çarptığınızda 530'lara kadar çıkacaktır sizin bu. Hatta 520 lira 530'lara kadar çıkacaktır bu sizin hasarınız. Onun dışında bendeki donanımlarla baktığımızda 11.26 saniye yükleyen bir tank olduğunu görüyoruz. Tabii siz buraya düşey dengeleyici de takabilirsiniz. Ha, donanım tercihinde havalandırma yerine. O tamamen sizin tercihinize kalmış. Nişan açısından evet e, nişanı biraz kötü. Burada açık açık bir şekilde görüyoruz. 2.65 saniyede nişan alma süresi var. Bırak o kadar da olsun diyorum. Ben 100 metre dağılma süresi 0.38 görüyoruz. Bu da ağır bir tank için aslında iyi bir değer diyebiliriz. Yani şu anda baktığınızda zırh, hız ve atış gücü olarak ISC'de her şeyi bizden okey almış bir tank. Evet tank cc'deyiz. Şimdi burada ISC'nin tekrar aynı o mızrak uçlu gövdesini görüyoruz. Özellikle rakiplere bu bak bu açıdan baktığınızda bu açıdan saldırdığınızda alt tarafını koruduğunuzda muazzam işler çıkarabiliyorsunuz defansta. Aynı şekilde hızlı bir tank olduğu için hücum yaparken de bu şekilde direkt burundan daldığınızda rakibe ya rakibin arasına çok fazla mermi sektirebileceksiniz. Fakat dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Bir alt plakası, iki de side scrap yaparken şöyle bir hesap makinesini açalım. Şu açıda durursanız burası bakın düz bir açıya ulaşıyor. Sizin mutlaka ama mutlaka şu dik açıyı yakalamanız gerekiyor. Evet side scrap yapmanız biraz zor ama ters side scrape'i deneyebilirsiniz. O zaman da şöyle yapacağız efendim. Şu köşeyi de kapattığınızı düşünün gerçekten başarılı oluyor ters site scriptte ama dediğim gibi hani ters site script yapmak öyle kolay bir şey değildir. tankımızı tekrar düz bir hale alalım. Şimdi e, gördüğünüz gibi köfte zırhı muazzam, muazzam. Tarit zırhına geliyorsunuz. Tarit zırhının da gerçekten Böyle kolay kolay denilebilecek bir noktası yok. Komutan kapağı neredeyse beğirsiz. Yani şu açıdan falan baktığınızda evet burada bir şey görüyorsunuz ama yani vurulabilecek bir nokta değil. Leopard gibi bir tankla bile şu açıdan görüyorsunuz çok zor. Ancak şöyle birazcık yukarıdan bakmanız gerekecek. Bir de şuna şöyle bir live diyelim. Daha net görmenizi istiyorum. ISD'yi niye almalısınız? İlk gitmeniz gereken, ilk başlamanız gereken hat niye ISD'de hattı olmalı? Zaten kendi hattındaki tanklar gayet iyi güzel. ISD de aldığınızda bu katmerli katmerli size keyif verecektir. Böyle baktığında size ya da siz düşmana böyle baktığınızda delinebilecek, altınızı kapadığınızda delinebilecek hiçbir noktanız yok. Evet burası zayıf. Evet belki komutan kapağından şuradan çok, çok zor ihtimalle denk getirebilir ama çok zor ihtimal. Taretinizi sağına soluna çevirdiğinizde ise yine baktığınızda öyle net bir açık verdiği yok zırhının ASD'nin. Tabii ki tekrar söylüyorum size script birazcık tehlikeli bu tankla. Çünkü şu açıyı ayarlamanız kolay değil. Neyse çok fazla uzatmayalım. Ama gördüğünüz gibi muazzam bir zırhı var. Evet genelde ISD için önerilen donanımlar tabii ki bu sizin oynanışınıza göre de değişebilir. Bir havalandırma filtresi, top sürgüsü ve düşey dengeleyici genelde önerilen ekipmanlardır efendim. Bu sizin hareketli haldeyken nişan almanızı iyileştirecek, yüklemenizi daha iyi hale getirecek ve bu da tüm tankın özelliklerine %5'ti sanırım bir geleyim bakayım. %6'ymış. %6 bonus verecek. O da şu sarı yerden dolayı %6 sarı yerde ekstra da alıyorsunuz diye biliyorum ben. Bir yanlışım varsa da yorumlara yazarsanız tam emin değilim sayılarda. Şimdi bu halde tank gördüğünüz gibi şöyle bir ham halini yine alayım ben. Şöyle bir ham halini alalım ham haliyle tank saatte 59 km hıza çıkıyor. Ama siz buna turbo şart takarsanız 68 km kadar hıza çıkıyor. Bir de gelin biz bunu biraz abartalım isterseniz. Yukarı doğru 18 derece ve gun depression aşağı doğru da 6 derece olduğunu görüyoruz. Bu eksi özelliklerinden diyebiliriz. Bunu absorbe eden çok fazla özelliği var ISD'nin. 2400 can puanınız var arkadaşlar. Taret zırhınız 240 milimetre. taretin ön zırhı. Yan zırhları 185 milimetre. Arhı Kazır ise 94 mm. Ama oval yapısı olduğu için bu değerler muazzam değerlere ulaşabiliyor. Yani bu 240'lar 350'lere 360'lara kadar ulaşabiliyor. Gövde zırhınız 150 mm ön, yanlar 150 mm ve arka 100 mm. Gerçekten de yine eğimli bir zırhı olduğu için bu da çok ciddi değerlere ulaşabiliyor. Dediğim gibi 490 hasar var. tabi 2.78 eğim süresiyle biraz canınızı sıkıyor ama tekrar söylüyorum siz bir ağır tanksınız. Bu bile gayet başarılı bir değer. Çünkü nişan alma takabilirsiniz, mürettebatlarınızı eğitebilirsiniz vesaire vesaire gibi özelliklerle tankın bu eksiğini artı hale çevirebilirsiniz. Şimdi önerilen donanımlar ve bizim e, şeylerimiz, mürettebatlarımız iyi olduğunda ne olabilirdi diye bakalım. Et skill diyorum. Tüm skilllere ekliyorum. Bakın şu anda bile tankımızın reload time'ı 13.14'ten 12.84'e kadar inmiş. Ve mor donanım takalım. Madem abartıyoruz, madem ISD neler yapabiliriz diye bakıyoruz. Bakın muazzam değerlere ulaştınız. Siz dediğim gibi bunun yerine, şunun yerine düşe dengeleyici takabilirsiniz. Ne oldu? 65 km hıza çıkabiliyoruz düz arazide. Reload'umuz 10.71 saniyeye kadar yükseldi daha doğrusu düştü demek daha doğru olacak. DPM'miz 2746'ya kadar çıktı. Nişan alma süremiz 2.78'den 2.62'ye kadar indi. 100 metre dağılma oranımız ise 0.36'ya kadar düşürdük. 0.38'den. Yüzey dirençlerimize tabii etkiledi. Bunlar gördüğünüz gibi bunlarda da ciddi iyileşmeler var. 51'den 60. 1'e 37'den 45'e gördüğümü de okuyamıyorum. 21'den 61'e kadar çıkardık. Yine dönüş hızlarımız da etkilendi ve tankımız aslında dinamik bir yapıya ulaştı. Aslında ISD'nin oynanması gereken tarz da bu. Dolayısıyla böyle bir tankı mutlaka ilk olarak açmanız gerekiyor. Ve ISD gerçekten ağır tank dediğinizde aklınıza gelen bir tank arkadaşlar. İlk mermisi AP mermi, ikinci mermi APCR mermi, üçüncü mermi ise EE yüksek patlayıcı mermi. Peki AP ve APCR olmasının avantajı nedir? AP mermi biliyorsunuz armor piercing mermilerdir ve zırh delici mermiler diye geçer. APCR yani armor piercing composite Rigid mermi ise sert başlıklı zırh delici mermi de diyebiliriz. Daha yüksek hızla gider ve daha fazla penetrasyon ihtimali vardır. Bu anlamda ikinci mermisinin APCR olmasının da kendi açısından bir avantaj olarak koyu ISD. Bütün bunları topladığınızda ise ISD gerçekten de ilk alacağınız tank oluyor. Bunu defalarca söylüyorum. Ama bir ağır tank alacağım. Hangi ağır tank almalıyım sorusuna is 7 olarak söylüyorum ben. Videoda anlatacaklarım bu kadar. Bunun dışında isterseniz şunu da bakalım. Ben yaptım mı hatırlamıyorum. Saha geliştirmelerine bakalım IS-7'nin. Bu tamamen yine sizin oynanış tarzınıza göre değişecektir ama açılmışsa mutlaka kullanın diyeceğim. Saha geliştirmeleri biliyorsunuz tankınızın bazı özelliklerinden artı olarak kazandırıp bazı artı olarak kazandırıp bazı özelliklerinden eksiltir. Burada tamamen siz Tankınızı nasıl kullanacağınıza göre değiştir değişeceksiniz bunu. Bakın ben ne almışım? Gövde dönüş hızını ve süspansiyonu ekstra %10 ve %5 puan veren bir donumu almışım. Ardından ikinci seçenekte ise nişan alma süresini iyileştirmişim. Üçüncü seçenekte ise görüş mesafesini iyileştirmişim. Aslında burada şoka da verilebilir. Şu anda ben de... Biraz şok kaverme ya da çok süresini düşürme kafasında geldim. Bakayım neymiş bu? Evet bu da verilebilir. Aslında bunu vermeniz daha doğru ben söyleyeyim. Ben yanlış vermişim. Çünkü özellikle seviye 10 ve IST gibi 7 gibi bir tanksanız artiler size çok fazla atış yapacaktır. Siz bunu almayın bunu alın derim. Diğer özellik ise dördüncü özelliği sağ geliştirmesi ise yine azami hızına vermişim kızım olsun demişim. Artı 4 kilometre de oradan gelmiş bana. Ve ardından en son özellik ise harekat sırasında dağılma, gövde dönüş sırasında dağılmaları... ...eksi 4 artıran, daha doğrusu düşüren ve benim daha iyi nişan alma, daha iyi atış yapabilme ihtimalimi artıran... Bir perke vermişim. Diğerlerine baktığımızda ise hareketle dağılma vesaire gibi özellikleri var. Bu tamamen size kalmış bir şey ama benim oynadığım perk bu. Tek söylediğim şey ya da taslak bu diyeyim. Saha geliştirme taslağı perk demek yanlış olur. Tek tavsiye ettiğim şey ben burada yanlış bir seçim yapmışım. Şu anda fark ediyorum. Yani çok yanlış değil. Buna vermeniz daha mantıklı olur. Evet IS7 videosu bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.